Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Baba hadi bir dörtlü yapalım. Bir beşli yapalım. Mesela Fatih Terim sistem bunları çok yapardı aslında. Çok yapmak da doğru bir şey değil ama. Beş kere falan sistem değiştirdi hoca. Formasyon değiştirdi bir maçta. Şimdi mesela Vitor hocama da şunu söyleyeyim. Bu Kur'an-ı Kerim emri değil. Conte hayatında üçlü oynamamış adam. Hayatında oynamamıştı. Gitti Chelsea'ye. Galibiyet, galibiyet, galibiyet. Üç galibiyet üstte. Dörtlü oynuyor. 4-3-3 oynuyor baba. Juventus'tan alışmış. Svens ile beraber ya. Liverpool'la evinde mağlubiyet. Arsenal'den 3 yediler. Bir tane de Mesut attı. Mesut'un mükemmel oynadığı maç. Ulan kovuluyor muyum ne oluyorum? Bir döndü üçlü 15 maç kazandı. Şampiyon oldu o sene. Sonra o üçlüyle gitti Juventus'u da yaptı. Şeyde, Inter'i de yaptı. Anlatabildim mi? Şimdi bir döndü içine. Bir milli ara diye geldi. Arsenal'den 3 yediler. Bir milli ara geldi. Bir şey oldu. Ulan ben dedi bir şey yapayım dedi yani. Bizim Victor Moses bizde oynayamayan adamı kahraman etti yani adam. Sağ dışlarda. Öyle bir oyunla şeyi de Diego Costa'yı da kahraman yaparak mükemmel bir performansla şampiyon oldu. Giroud'dan ve Costa'dan acayip bir verim aldı. O dizilişle ve o sistemle 13-14 maç üst üste kazanmak ne demek Premier Lig'de? Geleni geçeni tokatladılar. Şimdi sen de baktın bak ben diyorum ki üçlü oyna. Ama bazen 3-5-2 oyna. 3-4-3 oynamak zorunda değilsin. Berisha oynuyorsa mesela Ener'i de yanına at, bir yan yana oynayın de. Biriniz filan falan mesela ama benim dediğim tekrar ediyorum. Senin oyna ya senin karakterinin dışına çıktığın zaman orta yapacaktın Diego Rossi'yi niye aldın? Diego Rossi Deniz Türüç'ün iki tane omuzuna düştü uçarı gitti zaten. Diego Rossi'ye hemen 2 ay salon çalışması yazsınlar. Yani sen bir salondan 2 ay çıkma diye yani bu omuzları filan bir geliştir. Yani İlk kalçada uçuyor herif. Bu kadar da kolay değil ki o işte. Yani ilk kalçada uçuyor. Kolay kolay yaparlar abi. İki ayda o yaparlar. Seviyeye gelir mi? İki ayda Türkiye Ligi'nde bir hiç olmazsa ilk kalçada uçmayacak kadar olursun. Olursun abi yaparlar. Bu işin uzmanına verirsen herkes her şeyi yapar abi. Millet nasıl abi sanatçılar? Üç ayda film hazırlanıyor. Adam ayı gibi oluyor veya efendim çok sağlam oluyor. Nasıl oluyor abi? Steroidle. Abi işte neyse ne sen de buna evre yap. Ben ondan ben bir şey öğreteyim yani sana. Bunun vardır. Patlarsın uzmanlar. Baba, baba steroidle mitroidle yapmasın. Onlar da vardır şeyleri yani. Onu da hani ilk kalçada uçmayacak pozisyona sok adamı diyorum. Ya. Bu o zaman 7 kilo mu vermiş? Ha, bu adamın bu adamın şeyi var. Öyle mi? Ya Emre nasıl verdi abi? Yağdan Emre, kayıp. Bir dakika. Yani. Emre nasıl verdi Emre? Emre nasıl Atletico'da. Verdi? Atletico'da. Şek gibi. 73 kilo gitti. 68'e düştü. Nasıl düşürdüler abi adamı? Buna da diyeceksin ki birader sen iyi topçusun. Ama bak Deniz Türüç bile kalçayla uçurdu seni yani. Sen yarın öbür gün Uğur Çiftçilerle efendime söyleyeyim ne bileyim işte bugünkü Alanya Spor'un sol bekiyle falan baş etmen mümkün değil yani. Herif üflese uçurur seni. O zaman bu arkadaşı önce ona bir hazırlayalım. Yoksa bak bu Diego Rossi fena oyuncu değil. Ama işte bunun fizik kapasitesini geliştir. E bir de mecbur değilsin abi 3-4-3 oynamaya. 3-4-1-2 oyna mesela. 3-5-2 oyna mesela. Dediği gibi son 15 dakikada 4-4-2'ye dön mesela Novak aldın Atilla'yı gönder sol beke mesela. Hiçbir şey yapamadın lan madem şişiriyorsun Atilla'yı santrafora gönder. Madem Caner'leştik Caner oyununa döndük. Novak buradan şişirsin. Hatta Gustavo ta aynı yerden Novak orta yapan oyuncu değil ki Novak orta yapılan oyuncu. Evet. Novak'la Pereira iyi bir ikili olduklarında Pereira asisti yapan Novak golü atan oyuncu. Uzak direkte tamamlayan adam. Novak eski forvet biliyorsun. Aynen Novak hiçbir zaman orta yapan bir oyuncu olmadı ya. Novak'ın topla ilişkisiydi. Novak topsuz koşusu iyi bir oyuncu. Evet. Arka direkte topla buluşur genelde. Buluştu iki kere. Vuramadı kafasını. Bir tanesini de kalenin çok içinden dışarı attı. Ya hiç yani, hiç olacak oyuncu değil bence. Dolayısıyla sen kimliğini kaybettin Vitor Pereira. Bugün benim için asıl problem budur. İlk defa göbekten delindin. İlk defa bir maçta geri düştün panik yaptın. Bu hiç hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim. Bu hiç hoşuma gitmedi. Yenilmeme bak yenilmesi gerçekten önemli değil. Samimi söylüyorum. Zaten ben biliyordum Aykut Hoca'nın yeneceğini. Vallahi biliyordum. Gerçekten. Ama tam şunu da biliyordun abi. Ama şunu anlatmaya sen kimliğini kaybettin ona üzüldüm yani. Bak mesela maçın ilk yarısında öyle sekanslar var ki Fenerbahçe baskı yapıyor gibi gözüküyor. Topu kaleciye döndürtüyor. Volkan Babacan çizgi atıyor. Atıyorum top kime geldi? Lucas Lima değil mi sol bek? Sol bek'e geldi. Ha. Kimse koşmuyor. Lucas Lima'ya bir geldi. Abi baktık karşısında Ferdi veyahut da Muhammed vardı. Tabii, işte. O sırada kanat değiştirmişler miydi bilmiyorum. 25-30 metre var aralarında. Hadi Ferdi veyahut da Muhammed oraya gidince ortaya bir pas veriyorsun. Bütün yerleşimini kaybetti. Kimlik bozulmaktan kayıp abi, birazcık bir de, da bu. Hem öyle hem doğru de. Doğru işi doğru. Bir de bak Sergen Hoca ile Fatih Hoca ile mesela ikisi de aynı değişikliği yaptı. Bak Sergen Yalçın'la Fatih Terim'in ikisi de aynı değişikliği yaptı.
Biri sol bekini sağ beke attı. Başka bir sol bek aldı. İkincisi de aynı şeyi yaptı. Doğru mu? Abi bir tanenin sol beki golü yedirdi. Diğerinin sol beki gol attı, maça döndürdü. Ya artık bir yerden sonra da kalite lazım yani. Ya Rıdvan Yılmaz Andre Santos golü attı. Yakın direğe vurdu o da. Normalde kazma bekler uzak köşeye çakmaya çalışır, avut atar. Onda 9 veya kalecinin üstüne gider. Yakın direğe pat bıraktı, çok güzel yani. Oradan döndü Beşiktaş maçı öyle. Nereye dönüyorsun yani? E şimdi ikisi de aynı değişikliği yapıyor. Birisi savunma amaçlı yapıyor. Birisi mecburiyetten yapıyor. Ama mecburiyetten yapanın sol beki, savunma amaçlı yapanın sol bekinden daha kaliteli bir oyuncu olduğu için gidip golü atıyor. Ondan sonra diyorsun ki Sergen Hoca, yani Sergen Hoca iyi övelim de baba bir de orada kadro var ya. Bir de orada kadro var. Piyaniç iki tane kesti. İki kafa, biri direk, biri bilmem ne. Orada bir karambol, hadi gol oldu. Fred de orada maşallah şey yaptı. İkramını yaptı. 2-2'den sonra tutamazsın Beşiktaş'ı zaten. Ondan sonra tutamazsın. Beşiktaş'ta kalalım Ilgaz Çınar ama beni şu an kadro, çok mutlu eden bir şey okudum. Kadro kalitesi çok farklı Beşiktaş'ın. Çok farklı. Bir tebrik göndermemiz gerekiyor. Ampute milli takımımız Avrupa şampiyonası oldu. İspanya'yı 6-0 mağlup etti. Maşallah. Hepsine gurur duyduğumuzu tebrik söyleyelim. Tebrik ediyorum. Gerçekten alkışlayalım. Ama burada tabii sadece milli takımımız değil. Önce onları da açıklayayım. Onlarla mücadele eden herkesi. Onlar bambaşka saygıya hak ediyorlar. Şüphesiz. Tabii. Ama milli takımımızı bir adım öne koyalım. Bambaşka herhalde canım. Aslında herhalde. İyi de bir ligimiz de var bu arada. Yani o konuda... Ben TRT Spor'da izliyorum ben orada. Evet. İşte tekerlekli sandalye milli takımımız da, basketbol milli takımımız da bayağı iyi. Yani bu konularda biraz insanımızda hem hırslı hem de önem veriyoruz ya bu konularda spora. Ümit ediyorum daha güzel, daha iyi neticeler de gelir. Devam edelim Beşiktaş'tan o zaman. Ilgaz Çınar muhteşem bir gördüğünüz klişesiyle. Evet. Ama öyle. Ama öyle. Öyle abi. Ama gerçekten. Öyle yani? Abi aynen. Muhteşem geri dönüş değil de nedir? Yani Hacı Wright yanıltmıyor seni hala. Yok, Hacı Wright adamdır, onu söyleyeyim. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız onu. Hafta içinde tutturanlarda konuşacağız. Konuşacağız onu. Şimdi şöyle, Sergen Yalçın'ın rotasyona gitmesi bir kere şu ortaya çıktı. Rotasyonunla ana kadronun arasında ciddi bir fark var. Serdar Ali'nin anlatmak istediği birazcık da oydu. Evet. Daha demin Fenerbahçe. Babalar gelince. Babalar gelince ne oldu? Veyahut da işte Borussia Dortmund bir değişiklik yapıyor. Veyahut da işte Hetafe 8 oyuncuyla böyle çıkıyor. Ama bir oyunum vardı, atabiliyordum. Evet. Beşiktaş oyunu ortaya koyamaz maçın içerisinde. Şimdi onu söyleyelim. Yani Raşit Gezal varken, Pjanic varken, Batshuayi varken, atıyorum Enkudu varken falan oynadığın oyunla, Gökhan Töre, Salih Uçan varken oynadığın oyun arasında dağlar kadar fark var. Evet. Onu baştan söyleyelim ki Antalya'da doğru hazırlanmış zaten maça. Antalya Spor doğru hazırlanmış derken bu arada onlar da çok fazla şey yapamadılar. Varlık gösteremediler. Yani o iki sakatlıklar ilk yarının son 5 dakikası birdenbire oyunu kendiliğine çeviren Antalya Spor vardı. Sergen Yalçın kendisi bunu çok güzel ifade etti zaten maç sonunda. Yani o an panik haliyle bir şeyler yaptık. Kimsenin ne olduğunu kaybettim dedi kontrolü. Ne zaman toparladı kontrolü? Devre arasında toparladı. Hop bir baktı. Aa, bir dakika, ben Josef'i stopere çekip Atiba'yı orta sahada bırakmam büyük hataymış dedi. Hemen değiştirdi. Atiba'dan hemen stoper yaptı. Çat en sakalıyı sağa koydu. Çat sola Rıdvan'ı koydu. Çat Raşit Gezal oyuna girdi. Zaten Pjanic oyundaydı. Mecburiyen oyuna girmiş oyunculardan bir tanesiydi ve oyun birdenbire şekillendi. Bu arada Antalyaspor 3'ü atabilirdi. Onu da söyleyeyim. Yani devre biterken Hacı Wright'ın kaçırdığı gol, o Montero'dan sıyrıldıktan sonra gitmesi ki orada Wright'a ben ayrı bir parantez açıyorum. Montero'nun temasını aldığı anda bıraksa kendisini... Penaltı. Yok, penaltı değil. Ceza sahası dışındaydı ama kırmızı kartı. Kırmızı kartı. Serbest vuruş. Bırakmadı. Çat diye devam etti oyuna. Vuruşu çok kötüydü. Kalecinin sağ ayağını bırakması gerekirken tabii, sol tabii. Ayağını bıraktı. Ama maçı da bitiriyordu. Maçı yani. Bitiriyordu, onu söyleyeyim. İkinci yarı bir orta vardı şeyin kafasından... Mert Günok değdi mi değmedi mi bilmiyoruz. Topu hafif kavis aldı. Dokunamadığı bir top vardı duran toptan. Tam böyle 3-1'e gelecek olan pozisyonda yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarıdaydı ya da ikinci yarıda 2-1 olduktan sonraki pozisyon. Buraya kadar da her şey tamam. Sergen Yalçın oyunu toparladı. İkinci yarıdaki kısıtlı kadroya rağmen dememizin sebebi. Şimdi insanlar diyorlar ki abi oyuna Batshuayi ile Gezal giriyor. Nasıl kısıtlı kadro? Öyle değil. Yedek kulübesine bak. Antalyaspor'un yedek oyuncu sayısı daha fazlaydı Beşiktaş'tan. Beşiktaş çok yorucu bir Dortmund maçından Batshuayi çıkmıştı. Batshuayi yediği kim mesela, biliyor musun? Yani işte yok işte yani, anladın mı? Yok yani, yok. Bir şekilde olursa Larin Marin falan diyebiliyorsun yani. Ama Batshuayi yedeği değil onlar. Çünkü Batshuayi'nin oyuna kattığı çok farklı bir şey var. Ondan da bahsederiz birazdan. O kısıtlı kadro dememin sebebi oydu. Senin oyuncu sakatlanmış. İki tane zaruri değişiklik yapmışsın. Ondan sonra üstüne bir de ikinci yarıda tekrar bir hamle yapmak zorunda kalmışsın. Belki de ikinci yarıda hiç oyuncu değişikliği yapmamak üzere yapmış olduğun değişiklikler bunlar. Kısıtlı kadro dememizin sebebi bu.
ve maçı doğru dokunuşlarla, ikinci yarıdaki doğru dokunuşlarla verdi. Son ilk yarının son 5 dakikasındaki bocalaması acaba dalgalı havalarda dağılıyor mu derken yok, dalgalı havalarda dağılmayan bir Sergen Yalçın varmış. İyi havalar kaptanı değil, aynı zamanda kötü havalar kaptanıymış Sergen Yalçın deyip şimdilik pas atayım, sonra tekrar. Ben son bir şey söyleyeyim, bırakayım Uğur'a. İsterse 37 tane eksiği olsun, Gökhan Töre Beşiktaş'ın futbolcusu olamaz bu haliyle. Sergen Hoca'ya tek eleştirim odur. Bir de mesela Kenan Karaman'ı kazanmak istemesini anlıyorum. Ama ben onun yerinde olsaydım santrafor oynatırdım. Larin'i gene sol kanatta devam ederdim. Yani Larin değerli bir oyuncu. Sözleşme problemleri olabilir ama kaybetmemek lazım. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. 45 dakika 45 dakika. İkiye bölelim Uğur Karakolukçu maçı. Yani bir kere yani zor bir başlangıç oldu. Yani, tabii ki etkilenme. Tempo olarak bu arada etkilenmeye en çok hakkı olan takım da Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Birincisi diğer takımlara göre daha oturaklı, daha bir düşük tempo takım Beşiktaş. Normalde de yani. Süper Lig'de şampiyon olurken de öyle yaldır yaldır hep yüksek tempolara çıkalım. Rakibi boğa duvardan duvara vuralım. Boğup boğup duvara atalım takımı değil Beşiktaş. Bayağı daha oturaklı. Merkezi Josef, yanında Atiba. Hani kontrol takımı aslında. Şimdi kontrol takımıyken çıkıp Dortmund seviyesinde tempo yapmaya çalışıyorsun. Lige geri dönüyorsun. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray yaşadığı sendromu yaşamaya gelen tek takım Beşiktaş bence. Ki belli ölçüde de yaşadılar. Gerçekten ilk yarı sıkıntıydı. Ve yani Hacı Rayk gerçekten ayağındaydı yani. O maçı bırak 3-0 bambaşka yere götürebilmek ayağındaydı. Ama orada da Mert'e bir teşekkür borçlular bence. Yani ilk gollerde eleştirdiler ama o üçüncü pozisyon çok değerli. İkinci golü ne yapabilir abi? İkinci golü yapacak hiçbir şey yok. Ama üçüncü... Yani o 3-0'a gelmesini engellemek Beşiktaş'ı oyunda tuttu ve hiç bambaşka... 3-0 kopar tabii. 3-0'da bırakırsın. Ya başka bir yere gider abi. 3-1 olsa da bu sefer Antalyalı oyuncu da paniklemez yani. 2-0'dan 2-1 hemen devrinin panik başında edir. Olunca lan ne oluyoruz dedirtiyor ve seni aşağı çekiyor. Başka bir yere götürüyor. Burada açıkçası Mert'in orada biraz hakkını teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Ben de burada bayağı bir Gökhan Töre notu almışım. Çünkü Gökhan... Ya şöyle değişiklik olur... Mesela En Sakalı yerine Rıdvan oynayınca form durumuna göre değişiklikler olabilir ya da birçok mevkide. Ama abi yani Gezzal yerine başka bir oyuncu oynadığı zaman hiç başka oluyor. Yetmiyor gibi Gökhan Töre de diğer yedeklerin seviyesinde bir oyuncu görünümünde değil yani. Gökhan yani açık söyleyeyim ilişkileri iyi olmasa, Sergen Hoca sevmese, zamanında çalışmış olmasa, Beşiktaş kulübüyle ilişkileri iyi olmasa mümkün değil kalmaz. Yani bırak tamam. Oynamayı. Bırak sonra Beşiktaş kadrosunda olmaması gereken falan. O kalitesi, o kalite yok yani. Yok abi yok. Mümkün değil. Bir de yani. Şimdi Gezzal'ın kalite çok farklı bir şey. Şimdi Gezzal topu ayağına aldığı zaman hani kanat oyuncusu gibi de değil abi. Gezzal bu ligin en iyi 10 numarası. Tabii tabii. Gezzal topu aldığı zaman arkaya atacağı top, önüne bırakacağı top, Rozier'i kolluyor bir yandan. Belki istatistik yapmadı ama maçları izleyenler görüyorlar. Gezzal hiç de öyle ne bileyim fizik olarak yarım tık aşağıda olabilir ama bu da çok doğal yani. Formunu her futbolcu zaten Ekim-Kasım ayında tutar. Ama teknik anlamda kafaca hiç de geçen sezonun gerisinde olmadığı görülüyordu. Bu maçta da net şekilde gösterdi. Kaldı ki bu maçta yaptığı da çok ekstra bir şey. Yani Gezzal'ı sol yani sağ çaprazdan girip böyle uzağa vururken görürsün plasayı ama cepheden şut atarak öyle köşeyi görmesi falan bunlar ekstra. Gezzal'dan 3 tane atsın. Bak 5 demiyorum. 3 tane atsın. O çift taneleri bulabilir. Çünkü bunlardan atmıyor normalde. Ya öyle bir repertuarında olmayan bir gol attı. Takım halinde de baskıyı arttırdıktan sonra Antalyaspor'un teknik anlamda geride olduğu ortada. 1-2 tane hatayı da iyi değerlendirdi Beşiktaş. Ha aynı oyunu oynarsın 2-1 yenilirsin. Ya, bu olabilirdi. Yani ben şey demiyorum yani. Öyle bir top oynadı ki sildi geçti 3-2 her zaman olur diyemezsin ama futbolda iyi oynayanın yanında zorlayanın yanında şans yanında olur öyle söyleyeyim. Futbol şansı dediğin şey var Sergen Hoca'nın sözü zorlanmak iyidir zorlanmamaktan diye. Yani söyledi ya şeydi Çandaş Tolga şey çıktı. Onun gibi ya biraz hani zorlayacaksın şansını ki bir şeyler olsun. Beşiktaş bunu yaptı 5 kere çıkarsın. Yani bu geri dönüşler her zaman olacak şeyler değil ama çok ciddi bir motivasyon oldu ortada. Şampiyonlar Ligi'ndeki o psikolojiyi biraz atmasına yardımcı olacağı ortada. Ama gün sonunda şunu söyleyeceğim. Yine söylüyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden her döndüğünde diğerlerinden daha fazla yıpranmış olacak. Şimdi Galatasaray da öyle böyle
Lazio ile oynadı. Grubun en iyi takımı. O da bir Şampiyonlar Ligi seviyesi maçı olabilir. Ya da Fenerbahçe mesela. Grubun en iyi takımı diyemem ama en tempolu takımıyla oynadı. Şimdi bu dönüşlerde... Antwerp maçında mesela bu kadar olmaz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu maçlarda zorlandı ama 6 maçta da zorlanacak diye bir şey yok. Ama Beşiktaş 6 maçta da zorlanacak. Onu söyleyeyim. O yüzden bir avantaj elde etti ama bu avantajı elde tutması için çok ciddi, akıllı ve net rotasyon yapması lazım. Ben yine de hasar göreceğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene Başakşehir'in ne haline düştüğü görecek, kesinlikle görecek. Ortada. Beşiktaş'ı bence biz %100'ünü biz ligin ikinci yarısı göreceğiz. Evet. Sadece şunu söyleyeyim. Burada adını anmadığımız ama tüm bu tablodan Serdar abi bir şey anlatıyor. Ben bir şey anlatıyorum. Mülgaz abi bir şey anlatıyor. Hepsinin bir ana fikri var. Aslında Avrupa'ya dokundurarak anlatıyoruz. Ya bu lig hafta sonunu biz Lazio'dan, Frankfurt'tan, Dortmund'dan bağımsız yorumlayamayız. Yorumlayamıyoruz zaten ama bağımsız yorumlayabileceğimiz bir takım var. Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor düşük tempoda oynasa, kör topal da gitse Trabzonspor bir hafta dinlenip çıkıyor maçına. Çok önemli. Bu inanılmaz bir avantaj. Ben Trabzonspor'un ligin ilk yarısını lider kapatmaya çok ciddi aday görüyorum. Bu yolda oyunun ne kadar geliştirebilecek, ne kadar takır takır oynayabilecek hale gelecekler onu göreceğiz. O şampiyonluğu belirleyecek ikinci yarıda ama Trabzonspor'un önünde ciddi bir şans var. Bunu değerlendirip değerlendirememek Abdullah Hoca'ya ve onun da, oyunculara yani, bağlı. Onun da gümbür gümbür oyunu yok. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçında Avrupa maçından çıkmış gibiydi yani. Burada son olarak bir Envakame biliyorsunuz. Fan Club adminiyim, bir adminlik daha ilan etmek istiyorum. Bakasetas adminiyiz. Böyle bir şey olamaz ya. Bakasetas hastasıyım ya. Araklılı Bakasetas. Ben bu kadar güçlü bir on numara görmedim. Adama vuruyorlar. Adam rakibi düşüyor ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? On numara omuz omuza yapıyor. Rakibi yere düşüyor. Yerde topa vur. Yerden ara pas atıyor falan. Yere düşmüşsün. Pas atmaya falan çalışıyorsun. Çok kuvvetli. İnanılmaz disiplinli. Kafacı çok aidiyet duyuyor. Zaten milli takımda da oynuyor artık. Milli takımında bankosu. Çok çok özel bir oyuncu. Bence mesela Erol Bulut'un mesela kariyerini belirlemiş olabilir o transfer. Pelkas çok geldi. Istemiştim. Eyvallah. Yani Pelkas'ı da Erol Bulut getirdi. Devre arasında da istedi bu arada. Ama abi Bakasetas şu anda her takımda çok büyük katkılar verebilecek onun. Trabzon'un en iyi oyuncusu o şu an. Öyle. Ben bir Ersun Yanal'a bir şey söylemek istiyorum maçla alakalı. Sergen Yalçın'ı övdükten sonra, Beşiktaş'ı övdükten sonra, geri dönüşünü övdükten sonra. Tabii. Ersun Yanal yayıncı kuruluşun yorumcusu olsaydı mesela maç sonunda Antalyaspor'un yaptığı bütün değişiklikleri eleştirirdi. Maçın ikinci yarısında ilk dokunuşundan itibaren maça dokunamamasına kadar her şeyi eleştirirdi. 2-0 önde girdiğiniz bir takıma karşı Gökdeniz Bayraktar oyundan çıkıyorsa girecek olan oyuncu Hamilton olması lazım mesela. Tabii, niçin? Hayır, sprinter olacak, sprinter. Boşluk kovalayacak, bir şey yapacak. Bak Beşiktaş'ın attığı gol de ilk golde. Rıdvan'ın vuruşu çok çok önemli. Oyuna kim girdi? Doğukan Senik girdi. Taç atıyor Beşiktaş. Doğukan'la Rıdvan yan yana taç atılırken, en sakala taç atışını yaparken, sağ kanattan en sakala taç atışını yaparken gol olurken Doğukan o sırada topa dalmış. Böyle ne olacak acaba diyor. Arkayı bir dönüyor. Rıdvan çoktan kopmuş gitmiş. Ona kadar Ersun Yanal'ın bütün dokunuşları, dokunamayışları onlar da çok çok kadar. Yani eminim o şeyde yorumcu koltuğunda otursaydı Antalyaspor'un bütün değişikliklerini eleştirirdi. O zaman bir hatırlatma daha yapalım. Ersun'un çok ciddi hatalar yaptı canım. Son sözlerinizi alacağız. Bugün her programda olduğu gibi programın sonunda voley uygulamasına geçeceğiz. Sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Soru soranların içinden tam 100 kişiye de Esport Plus hediye edeceğiz. Sezonluk değil mi? Bir ay. Bir ay abi. Bundesliga izleyeceksin. Pardon Bundesliga demişim. Şey izliyorsun. Premier Lig izliyorsun. Serie A izliyorsun. İspanya izliyorsun. Ondan sonra bir üyelik yaparsın mis gibi. Sorularınızı hazırlayın. Hepsini cevaplayacak yorumcularımız. Dilediğiniz yorumcularınızı sorabilirsiniz. 5 dakikaya oradayız. 5-6 dakika oradayız. Kaçta oradayız bilmiyorum. Saate bakayım hemen. 5-6 dakika. Serdar Çelikler ara istedi. Ara istedi. Ben de abi biraz bize sumalı ben. Aa yüzüme bir şey geldi. Aa yatayım ben. İkili mücadeleye gel. Türk topçusu diyorsun yani. YouTube'da programı noktalıyoruz ama program bitmiyor. Hepinizi voley uygulamasına bekliyoruz.